Hepinize merhaba arkadaşlar. Kulübümüzün bu seneki ilk etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bizler bu kulüpte eğlenerek öğrenmeyi, öğrenerek kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Güzel birlikteliklerle harika işler çıkaran İnşaat Mühendisliği Kulübümüzün bu etkinliğinde YouTube'un gezgin şantiyecisiyle yurt dışında inşaat mühendisliği hakkında konuşacağız. Bu kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için öncelikle size teşekkür ediyorum. Sözü Eda arkadaşımıza bırakıyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Başlangıç olarak sizi tanımayan arkadaşlarımız için bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tarkan Tantekin, Koca Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunuyum. Bu arada 83 doğumluyum. Genelde İstanbul ve İzmir'de geçti okul Koca Üniversitesi öncesi. Daha sonra Koca Üniversitesi'ne geldim. 5 sene de Koca Üniversitesi'nde kaldım. Hatta Fuat Hoca bırakmıştı beni, sağ olsun. Selam söyleyelim buradan. Koca Üniversitesi'ni bitirdikten sonra zaten blogda ve YouTube'da da anlattığım gibi ilk önce Kazakistan'da bir süre, daha sonra Umman, Azerbaycan, Rusya gibi şehirlerde çalıştım. Sonra Kanada ve Amerika devreye girdi. Oralarda bir süre çalıştıktan sonra tekrar Rusya'dayım şu anda. Çeşitli ülkelerde çalışma fırsatı buldum. Genelde Teknik Ofis bölümünde çalışıyorum. Siz de kendinizi tanıtın Eda Hanım ve Suat Bey ve Serdar Bey, Nurseda Hanım. Tabii hocam. Ben Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Şimdiye kadar Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü'nde aktif olarak ve yönetim kurulunda görev alıyordum. Artık bu seneden itibaren başkanlığı devraldım. İlk etkinliğimizde sizin gibi, ya daha doğrusu bizim gibi, bizim okuldan mezun olan sizi davet etmek istedik. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Ben Eda Nur Altıntaş, İnşaat Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Trabzonluyum. Kulübümüzde de gönüllü bir şekilde üyeyim. Bu kadar. Ben de Serdar Tan. Öncelikle size teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bize zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkürler. Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim ben de. Yönetimdeyim bu sene. İlk etkinliğimizi sizinle beraber yapmanın onurunu yaşıyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz bilgileriniz için. Ben de. Çok sağ olun. Ben de Nur Seda Şafak. Ben de 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl ben de yönetimdeyim. İlk etkinliğimizi sizinle yapmak gerçekten çok güzel arkadaşlarım dediği gibi. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Peki başlayalım. Diğer arkadaşlar kamerayı açmadıklarına göre kendilerini gizli tutmak istiyorlar. Hocam kendinizden bahsederken üniversitenizden mezun olduğunuzu söylediniz. Yurt dışında çalışmak isteyen biri gerek okul hayatında gerekse mezun olduktan sonra üniversitenin ne gibi fırsatlarından yararlanabilir? Şimdi Kocaeli Üniversitesi'nin birebir bir fırsatı sunduğunu düşünmüyorum ben yurt dışında, ama şöyle bir ilginç bir şeyle karşılaştım Kocaeli Üniversitesi hakkında. Ben yurt dışında özellikle Amerika'da birçok Kocaeli Üniversitesi mezunuyla karşılaştım. Yani nedense bizim okuldan mezun olanlar yurt dışında çalışmaya gidiyorlar ve bu bir networking oluşturuyor. Yani Kocaeli Üniversitesi'nde olarak bir miktar daha avantajlı olabilirsiniz. Çünkü nedense Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olanlar yurt dışını tercih ediyor. Teşekkür ederiz hocam. Peki yurt dışında çalışmak isteyen biri hangi yolları izlemeli? Yani bu işin bir prosedürü var mıdır? Bu işin bir prosedürü, bilinen normal bir yolu yok. Ama genelde özellikle inşaat mühendisliği bölümüne özel birçok Türk şirketi var. Birçok Türk şirketi yurt dışında eleman arıyor. Türk şirketleri aracılığıyla ilk başta yurt dışına çıkabilirsiniz. Bununla ilgili zaten çok fazla konuda bahsettim, yorum yaptım, ama kısaca CareerNet'i denemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi'nin bir mezunlar grubu var mı bilmiyorum. Eskiden ufak bir organizasyonu vardı. Bizim birçok mezunumuz şu anda yurt dışında çalışıyor. Onlara da ulaşabilirsiniz. Büyük ihtimalle onlar da size yardımcı olacaktır. Peki yurt dışında Türk mühendislere, ve burada bir parantez açmak istiyorum, kadın mühendislere yaklaşım nasıl oluyor? Yani ekibin bir üyesi gibi mi, yoksa bir tık ayrımcılık var mı ve bu ülkeden ülkeye değişiyor mu? Türk mühendisler özelinde Türkiye yurt dışının her yerinde inşaat piyasasında hakim. Çünkü çok fazla Türkiye'den işçi getiriliyor ve Türk işçisi ucuz. Ucuz işçi gücünden dolayı Türk mühendisleri ve Türk işçileri çok fazla şans buluyorlar yurt dışında çalışmak adına. Kadın mühendisler özelinde Türkiye'deki ayrımcılığı başka ülkelerde de görebiliyoruz. Ama daha az görebiliyoruz. Mesela Amerika özelinde konuşursak, Amerika'da benimle beraber çalışan bir mühendis, hatta bir proje müdürüydü, bizim şirkete işten ayrıldıktan sonra dava açtı Amerika özelinde. Çünkü aynı işletmede çalışma arkadaşının %75 daha fazla maaş aldığını fark etti ve bununla ilgili bir dava açtı. Sanırım birkaç milyon dolar para kazandı bu işten. En azından yasalarla korunuyor Amerika özelinde. Rusya'da da bakarsanız kadın çalışanları görüyorsunuz, ama inşaat sektörü maalesef erkek hakimiyetinde. Umarım bu kırılır. İnşallah hocam, bunu kırmak için uğraşıyoruz biraz. O zaman bir sonraki soruma geçeyim. Merak ettiğimiz konu yönetmeliklerle alakalı. Yurt dışında uygulanan yönetmelikler ile ülkemizde uygulanan yönetmelikler arasında farklar var mı? Eğer varsa hangi konuda daha bariz bir şekilde belirginleşiyor bu fark? Biz yönetmelik olarak, özellikle deprem yönetmeliği olarak, Türkiye olarak geç kaldık. Yani dünyanın birçok ülkesinde bir deprem yönetmeliği vardı. Yani deprem gören ülkelerde bir deprem yönetmeliği vardı. Ama Türkiye bu konuda 99 depremini bekledi. Sonra Kocaeli Üniversitesi'nde çok yer aldığı bir deprem, 99 depremi. Ondan sonra bir yönetmelik ortaya çıktı, 99 yönetmeliği. Bu yönetmeliğin üstüne sanırım son zamanlarda biraz daha bir gelişme sergilenmiş. Şu anda Amerikan
yönetmenini birebir kopyalayacak hale gelmişiz diye duydum. Bilmiyorum, ben bunun konferanslarına katılmadım. Siz daha iyi biliyorsunuzdur umarım. Yönetmelikler elbette farklı. Mesela ben Kazakistan'a ilk gittiğimde Kazakistan'da donatıların kaynak yapıldığını görmüştüm ve bu beni bayağı şaşırtmıştı. Yani Türkiye'de biliyorsunuz yapmıyoruz, böyle bir uygulamamız yok. Bu yönetmeliklerden belli mühendislik detaylarından dolayı İngiliz yönetmeliği ve Alman yönetmeliği çok ağır. Amerikan yönetmeliği biraz daha hafif. Türk yönetmeliğini biliyorsunuz zaten. Onu karşılaştırmaya gerek yok. Yönetmelikler arasında farklar var ama biz zaten mühendislik formasyonunun en önemli özelliği bu yönetmelikleri çalışarak öğrenebilmemiz. Yani bu konuda sıkıntı çekeceğini sanmıyorum yurt dışında çalışırken. Tek sorun birim çevirme olabilir. Amerika'ya gittiğinizde başka bir birim sistemiyle çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bu zorluk yaratabilir. Şu anda tavsiyem, eğer Amerika'ya hedefliyorsanız diğer birimlerle de çalışmayı öğrenmeniz. Bir sonraki merak ettiğimiz konu da FIDIC sözleşmesi. Hocam nedir bu FIDIC sözleşmesi? Bize biraz kısaca bahsedebilir misiniz? FIDIC bir organizasyon. Uluslararası bir organizasyon. Uluslararası, yani inşaat hukuku her ülkede değişiyor. Hukuk da her ülkede değişiyor. Çeşitli ülkeler kendi aralarında inşaatlar yapıyorlar. Yani rafineri yapılacak ve bu Katar'da yapılacak rafineriyi Amerika'dan bir şirket, İngiltere'den bir şirket, Türkiye'den bir şirket parça oluyor. Bu durumda bunların bir hukuk çevresinde anlaşması gerekiyor. Şimdi her ülkenin farklı bir inşaat hukuku ve kendilerine ait başka bir hukuku olduğu için olabilecek en kısa yol FIDIC'le belirleniyor. Bu nedenle FIDIC sözleşmelerini çok fazla iş ilanlarında da görürsünüz. FIDIC'in belli standartları vardır. İşte Redbook diye bir kitapları vardır. Bu kitabın detaylarına uygun olarak işi yönetirler. Koca Üniversitesi'nde benim okuduğum dönemde böyle bir uygulama yoktu ama eğer siz bunu merak eder ve öğrenirseniz size bayağı bir avantaj sağlayacaktır. Bunu öğrenmeniz durumunda da yapabileceğiniz işler genelde sözleşme yönetimi tarafında. Yani teknik ofis ve sözleşme tarafında FIDIC ilerek çalışabilirsiniz. Hocam sözleşme dediğinizde aklıma bir soru geldi. Sözleşme mühendisliği son zamanlarda biraz duyduğum bir kavramdı. Bu konu hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yani sözleşme mühendisi ne yapar? Kısaca şöyle özetleyebilirim. Şirketler var. Birisi taşeron, birisi ana yüklenici, birisi müşteri, diğeri de müşavir diyelim. Bunların kendi aralarında bir çeşit sözleşmelere ihtiyacı var. Çeşitli yazışmalar yapılması gerekiyor. İlk önce bu sözleşmelerin hazırlanması gerekiyor. Eğer siz şirketten şirkete farklı olmak üzere eğer ana yüklenici de çalışıyorsanız taşeronlarla ilgili sözleşmelerin oluşturulması gerekiyor. Bu sözleşmeleri oluştururken de eğer siz ana yüklenicinin sözleşme mühendisisiniz genelde şirketinizi koruyan sözleşmeler oluşturmak durumundasınız. Bu sözleşmelerin yazılımından, taşeronlarla olan ilişkilerden ve yazışmalardan genelde sözleşme mühendisi sorumlu olur. Sözleşme mühendisinin genel özellikleri çok iyi İngilizce bilmesidir. Çünkü genelde sözleşme dili İngilizcedir. Ama başka bir ülkede çalışıyorsanız ve ülkenin dili farklıysa mesela Rusya'daysanız Rusça da olabilir. Hukuk konusunda bir eğitimi olabilir. Yani İngiltere'de özellikle son zamanlarda bu master'ı çok görüyorum. Amerika'da da var. İnşaat hukuku üzerine bir master yaparsanız ve JD gibi bir lakap elde edebilirseniz avukat, inşaat avukatı ve sözleşme uzmanı gibi claim uzmanı olarak ve sözleşme yöneticisi olarak çalışabilirsiniz. Avantajlı olabilir, tavsiye ederim. Ama zor bir konu. Bayağı okumak gerektiriyor. Okumayı sevmiyorsanız bulaşmayın. Yani değerlendirilebilir bir şey aslında. Bir yol gibi bir şey aslında. İnşaat. Evet. Genelde çok aranan bir yol. Yani düşünüyorsanız İngilizceniz de iyiyse tavsiye edebileceğim bir konu. Teşekkür ederiz. Bunu da bir kenara not ettik. Bir sonraki merak ettiğimiz konu da alan seçimleriyle alakalı. Alan seçiminde nasıl bir yol izlemeliyiz? Yani üniversite hayatında bu araştırarak mümkün mü? Yoksa sektörü görmemiz, sektörün içine girmemiz gerekiyor mu bu konuda? Bence sektörün içine girerek alan seçin. Çünkü şu anda üniversitede ben statiker olacağım derseniz ya da ne bileyim sözleşme mühendisi olacağım derseniz ve bu alanda çalışmaya devam ederseniz okulu bitirdikten sonra da bunun master'ını yaparsanız, uzmanı olursanız sektöre geldiğinizde bundan nefret edebilirsiniz. Bunu yaşamamak için ilk önce kısa bir deneyimleyip, her konuyu deneyimleyip daha sonra bir uzmanlık alanını seçmeniz daha mantıklı olacak gibime geliyor. Ama biliyorum iş bulmakta herkes çok zorlanıyor. Bunun da herhangi bir çözümü yok. Genelde bana ulaşanlara genel mümkün olduğu kadar az ücretli işi kabul etmelerini öneriyorum. Başka da yapabilecek bir şey yok herhalde. Teşekkür ederiz. Peki hocam, çalışacağımız ülke seçimini yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Mesela bir parantez açmak gerekirse ekonomisi, dili, hangi yapılarda daha gelişmiş veya hangi yapılarda daha gelişmemiş olması, bunlara ne ölçüde bakmalıyız? Ya aslında şöyle oluyor. İlk başta, ilk mezun olduğunuzda bu sizin elinizde olmuyor. Bir ülke o anda inşaat alanında çok fazla yatırım yapmış oluyor ve o ülkeye Türk müteahhitleri bir anda saldırıyorlar. Siz de o ülkeye gitmek durumunda kalıyorsunuz ve bu ülkede çalışmaya başlıyorsunuz. Sizin elinizde olmuyor seçim ve diyelim ki bu ülke Rusya ve Rusya'ya geldiniz. Daha sonraki birçok projeniz Rusya'da oluyor. Buraya sıkışıyorsunuz. Çünkü artık Rusya biliyorsunuz, Rusya piyasasını biliyorsunuz. Rusya'da belli bir süre geçirdiniz. Sizin Orta Doğu'da iş bulmanız daha zor hale geliyor. Bunu
kırmanın yolu ne olabilir? Eğer biraz ekonomik gücünüz varsa Kanada, Amerika, İngiltere gibi ülkelerde yüksek lisans deneyebilirsiniz. Özellikle Amerika ve Kanada'da bu yüksek lisansı tamamladıktan sonra çalışma izniniz olabilir. Çalışma izninizden sonra Amerika'da bir süre çalışırsanız diğer ülkelerinde ilgisini çekeceksinizdir. Hocam yüksek lisans demişken aklıma bir soru geldi. Yüksek lisansı üniversiteden mezun olduğumuz gibi mi yapalım yoksa yine sektörü görüp öyle mi yapalım? Eğer hedefiniz çalışma izni değilse, yani ben Amerika'da çalışacağım bu nedenle Amerika'da yüksek lisansı yapıyorum demiyorsanız, Türkiye'de yüksek lisansı yapacaksanız, akademik bir kariyer düşünmüyorsanız ben tavsiye etmiyorum. Sektörde çalışmaya çalışın. Ama ben akademik kariyer düşünüyorum, ben öğretim görevlisi olacağım, doktor olacağım gibi bir durumunuz varsa elbette yüksek lisansı devam edebilirsiniz. Ama piyasa deneyiminiz yüksek lisans sırasında da bayağı avantaj sağlayacaktır. Diğer sorum da aslında gideceğimiz, çalışacağımız şirketle alakalı. Çalışacağımız şirketin hangi özelliklerine bakmalıyız? Mesela konaklama hizmeti, ulaşım hizmeti, yemek hizmeti, çalışma saatleri, mesai saatleri veya maaşı belki hani sonradan. Hani bunlara ne ölçüde bakmalıyız? Şimdi bunları zaten birkaç kez tekrar ettim, bir kez daha anlatayım burada da. Bir kere şirketi çok iyi araştırın. LinkedIn üzerinden o şirkette çalışan insanlarla bağlantı kurun. Bu çalışan insanlara şirketin durumunu sorun. Soracaklarınız bahsettiğiniz gibi kalacak yer. Vizeyi doğru alıp almadıkları, gittiğiniz ülkeye turist vizesi alıp sizi turist vizesiyle götürüyorlarsa o şirkette çalışmayın. Maaşın geriden gelip gelmediği, maaşların ödendiği, bazı şirketler 3 ay geriden getiriyor maaşlarını ama en azından maaşlarını ödüyorlar. Bazı şirketler 1 sene geriden getiriyor, maaş falan da ödemiyorlar. Yemek şartları ne kadar, hatta orada sağlanan temizlik, hijyen şartları ne kadar sorun. Özellikle bu COVID döneminde hijyen şartları da çok önemli hale geldi. Gideceğiniz şirketi özellikle yurt dışındaysa çok iyi araştırın. Çünkü gerçekten gittiğiniz zaman o şirket kötü bir şirketse onun eline düşüyorsunuz ve pek de kurtuluş şansınız olmuyor. Yani ne hakkınızı arayabilirsiniz? Çünkü organizasyon şu şekilde yapılıyor. İlk önce sizi turist vizesiyle getiriyorlar. Turist vizesiyle getirdikleri zaman zaten sizin kaçak çalıştığınız için bir polise gitmeye şikayet etme durumunuz olmuyor. Bunu kullanarak size çok kötü şartlar sunabiliyorlar. Maaşlarınızı ödemeyebiliyorlar. Çeşitli şeyler olabiliyor. Hatta bazıları gerçekten çok ilginç şeyler yapıyorlar. Turist vizesiyle getirip pasaportunuza el koyuyorlar. Kampı da terk edemiyorsunuz. Çok dikkatli olun. Maalesef inşaat piyasasında sahtekar çok var. İyice araştırmamız gerekiyor yani. Kesinlikle. İyice bilgi edinmemiz gerekiyor. Benim tavsiyem dediğim gibi LinkedIn'den o şirkette çalışanlara ulaşın. Bir tanesine de ulaşmayın. 7-8 tanesine ulaşın. Çünkü bir tanesine ulaşırsanız o bir tane size yanlış bilgi verir. Ne güzelmiş dersiniz olur biter. 7-8 tanesine ulaşırsanız en azından bir ortak konsensus sağlanabilir. Evet, LinkedIn de bunun için güzel bir uygulama gerçekten. Bunu yararlanmamız gerekiyor fazlasıyla. Kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle. LinkedIn'e burada bir araya gireyim. Bana genelde insanlar ulaşıyorlar LinkedIn'den. Ben yeni mezun oldum. İş bulmak için size ulaşıyorum. Bana referans sağlar mısınız? Bir kere sen kimsin? Niye ben sana referans sağlayayım? Neden böyle bir mantığa girdin? Bu şekilde kullanmayın LinkedIn'i. LinkedIn'i networking için kullanın. İnsanlarla bağlantı kurun. Bir iş bulduğunuzda o şirketin detaylarını öğrenmek için kullanın. Çeşitli insanlara ulaşın. O insanların networklerine ulaşın. Farklı iş ilanlarını farklı insanlar paylaşıyor olabilir. Onlara ulaşırsınız. Ama tanımadığınız insandan merhaba ben işte şu üniversiteden mezun oldum, referans istiyorum derseniz o arkadaşın size referans vereceğini sanmıyorum. Ben kendi adıma vermiyorum. Yani nasıl iletişime geçeceğimiz de bu konuda çok önemli. Kesinlikle. Bir kere tanımadığınız, sizde çalışmayan biri size referans verirse o referansın bir kıymeti de kalmaz. Yani o referansı veren arkadaş sizde hiç çalışmamış, sizi tanımıyor. Bu şirkete bu arkadaşı alın ben buna keyifli oluyorum diyorsa onun referansında bir sorun vardır. Anladım. Hocam az önce konuşurken network dediniz. Yani şu anda mesela herkesin bize önerdiği şey network'ünüzü geliştirin. Network yani. Hani bu network'ü geliştirmek için neler yapmalıyız ekstra? Yani hocalarımızla aramızdaki ilişki bir network mü? Yani network ne? Size kısaca açıklar mısınız network'le ilgili? Mesela siz burada yapıyorsunuz. Burada görüyorum bir tane daha deneyimli bir mühendis var aramızda. Benimle çalışan. Ondan sonra ben varım. Benle bir network kuruyorsunuz. Çok güzel. Aynı zamanda konferanslara katılabilirsiniz. Şu anda COVID'den dolayı bu şansınız yok ama İnşaat Mühendisleri Odası'nın sağladığı konferanslar var. Bunlara katılabilirsiniz. Burada insanlarla tanışabilirsiniz. Daha aktif olabilirsiniz. Yani biz network'ü Türkiye'de yıllardır kullanıyoruz. LinkedIn yokken de hemşeri memleketlere muhabbetiyle networking sağlıyorduk. Ondan dolayı biz aslında bu konuda profesyoneliz. Yani bunu kullanabilmemiz lazım. LinkedIn'i kullanabilirsiniz. LinkedIn'de şey yerine hani bir insana merhaba ben şu okuldan
mezun olduğum bana referans verin yerine o insanın çalıştığı şirketin işlerini araştırabilirsiniz. Projeyle ilgilendiğinizi gösterebilirsiniz. Ben bu projeyle çok ilgileniyorum. Şu konuda şu şekilde bir ihtisasım var. Aynı zamanda bu proje benim ilgi alanıma giriyor. Bununla ilgili ulaşabileceğim kişiye yönlendirebilirsiniz diyebilirsiniz. Yönlendirir, yönlendirmez. Genelde binlerce mail atarsınız. Belki bir kişi geri döner. Ama bunu sürekli denemeniz gerekiyor. Bunu boş bırakmamanız gerekiyor. Ve CV'nizde sürekli hazır olması gerekiyor. Sürekli kovalamamız gerekiyor yani bir şeyleri. Kesinlikle. Teşekkür ederiz hocam. Bu konuda da gerçekten aydınlatıcı bir yorum oldu. Bir sonraki sorum da aslında biraz özel bir soru. Üniversite hayatınızda geri dönme şansınız olsaydı bölümünüzle ilgili neler yapardınız üniversite hayatınız boyunca? Üniversite hayatıma geri dönme şansım olsaydı ben bölümümle ilgili değildi. Daha çok bilgisayar programlarıyla ilgili çalışırdım. Mümkün olduğunca programlama dili öğrenmeye çalışırdım. Çünkü inşaat mühendisliğinde özellikle teknik ofiste programlama dili gerçekten çok önemli bir noktada. Şu anda birçok şirketimiz, Türkiye'de bulunan birçok inşaat şirketi proje yönetimi konusunda gayet zayıf. Belli programları kullanıyorlar. Genelde Excel kullanıyorlar. Birçok şeyi otomatik hale getirebilirsiniz. Birçok şey üzerinde çalışabilirsiniz. Database'ler üzerinde çalışabilirsiniz. Bunları maalesef okulumuz göstermiyor bize. Okula geri dönme şansım olsaydı programlama dilleri ve database'ler üzerine çalışırdım. Veri analizi üzerine çalışırdım. Mezun olduğumda bunları bilirdim en azından. İş hayatında bilmek zorunda kalmazdım. Az önce proje yönetimi dediniz. Proje yönetimi de şu an mesela bize çok fazla önerilen bir şey. Çok fazla eksiğinin olduğu söyleniyor. Yani bu konuyla ilgili de mesela proje yönetimi, işte programlama dili öğrenmemiz yeterli mi yoksa ekstra neler yapmalıyız? Şimdi proje yönetimi farklı bir şey. Proje yönetimi genelde dünya Amerika'daki trendleri takip ediyor. Şu anda da Amerika'daki trend proje yönetimi. Ve proje yönetimi konusunda Primavera'yı kullanıyorlar. Primavera ile proje yönetimi çok revaçta şu anda. Primavera'dan kastım sadece Primavera Project Management değil. Primavera şirket, yani Oracle'ın Primavera konusunda yarattığı birçok program var. Bu programları kullanıyorlar. İşte portfolyo yönetimi var, risk analizi var. Bu konularda çalışarak birçok şirkette iş bulabilirsiniz. Yani sadece planlama ve stratejik planlama konusunda çalışsanız bile çok fazla açık olduğunu görürsünüz. Türkiye'de proje yönetimi maalesef geride. Çünkü biz planlamayı ilk önce işi bitirip, işi bitirdikten sonra plan yapmayı tercih ediyoruz. Dünyanın geri kalanında, yani özellikle gelişmiş ülkelerde önce plan yapılıyor. O plana uygun olarak iş devam etmeye çalışıyor. Planlama çok önemli hale geliyor. Türkiye'de bu iş henüz bu seviyede değil. Ve maalesef Türkiye'de planlama mühendisi olsa da olur, olmasa da olur tarzında yapılıyor. Ama bu değişecek çünkü uluslararası projelerde uluslararası şirketler planlamaya çok fazla önem veriyorlar. Aynı zamanda maliyet kontrolü. Türkiye maliyet kontrolüne önem veriyor ama maalesef maliyet kontrolüdür, change order gibi konular genelde bir proje müdürünün elinde gerçekleşiyor. Yani proje yönetimi bölümüne çok fazla önem verilmiyor da bir kişinin elinde gerçekleşiyor. Bu konuda yapacak çok bir şey yok ama bence bu konuda çalışın, kendinizi geliştirin. Eğer proje yönetimi seviyesi, proje yönetici seviyesine ulaşabilirseniz çok yardımcı olacaktır. Yani bu da bizim için bir seçenek aslında. Kesinlikle. Yani bu konuyu endüstri mühendislerine bırakmak zorunda değilsiniz. Özellikle inşaat alanında. Türkiye'de endüstri mühendislerine bırakılır bu konu ama böyle değil. Bir kere endüstri mühendisleri elbette onlar da bazı konulardan anlıyorlar ama inşaatı anlayabilen grup sizsiniz. İnşaatı anlayabildiğiniz için aynı zamanda makine mühendisleri de endüstriyel yapılarda borulamayı anlayabildikleri için çok iyi proje yöneticileri oluyorlar. Hocam bizim için önereceğiniz kitap veya film var mıdır? Kitap veya film elbette. Kitap olarak ben birçok yazarı severim. Birçoğunu okurum ama benim genel tavsiyem bence okuyun. Elinize ne geçiyorsa okuyun. Çünkü inşaat mühendislerinde bir iletişim eksikliği var. İletişim kuramıyoruz. Bizim projelerimizde en büyük sorun iletişim kuramamak. İletişim kuramamaktan dolayı birçok claim gerçekleşiyor, birçok sorun gerçekleşiyor, mühendislik hatası gerçekleşiyor. Bunun için de kitap okumanız gerekiyor. Benim okuduğum yazarlar Aziz Nesin, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Rus edebiyatından çeşitli yazarlar, güncel edebiyatta yazarlar ama yani elinize ne geçerse okumanızı tavsiye ederim. Bir de tarihi okumanızı tavsiye ederim. Mümkünse tarih ve biyografi de okuyun. Film konusunda da onu da yapın, onu da izleyin. Neden derseniz ben Kıbrıs yıllarında mülakat yaparken insanlara bu soruyu soruyordum. En çok sevdiğin film ne ya da en çok sevdiğin kitap ne tarzında. Ya yanıt veremiyorlardı ya da söyleyecekleri filmi söylemeye ya da kitabı söylemeye utanıyorlardı. Bundan dolayı mümkün olduğunca her çıkan filmi de izlemeye çalışın. Onlara da fırsat verin. Ben genelde yani özellikle Koca Üniversitesi'nde okurken Perşembe günleri o bir tane bir sinema vardı. Despo muydu hatırlamıyorum. Eski bir alışveriş merkezinde. O sinemaya gider. Mümkün olduğunca bütün filmleri izlemeye çalışırdım. Star Wars serisini severim genel olarak ama yani ve Geleceğe Dönüş serisini severim ama bütün filmleri izlemeye çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Biz de elimizden geldiğince vakit buldukça bunları yapmaya çalışıyoruz. Amerika'ya gittiğinizde dille ilgili çok sıkıntı yaşadığınızdan bahsetmiştiniz YouTube kanalınızda. Ya bunu nasıl aştınız? Bu süreçte neler yaşadınız? Bize biraz kısaca bahsedebilir misiniz?